Herkese merhaba arkadaşlar. Türk Silahlı Kuvvetleri dış kaynaktan muvazzaf astsubay adayı duyurusu yayınlandı. Başvuru aşamasında bilinmesi gereken önemli noktalar neler? Hemen birlikte göz atalım. İlk olarak yaş sınırıyla başlayalım. Başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan kadın ve erkek adaylardan 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre ön lisans düzeyinde mezunlar için 25 yaşından büyük olmayanlar, lisans eğitimini tamamlamış olanlar için ise 27 yaşından büyük olmayanlar başvuru yapabilir. Ayrıca arkadaşlar, lisans eğitimini tamamlamış olan adaylardan gerekli şartları taşıyan hem kadın hem erkek adaylar başvuru yapabilirken, ön lisans düzeyinde mezunlardan ise sadece erkek adaylar başvuru yapabilmektedir. Kadın adayların başvurusu kabul edilmemektedir ön lisansta. KPSS puan şartına geldiğimizde 2018 veya 2019 yılları KPSS P3 lisans puanı en az 60 olanlar ile ön lisans mezunlar için 2018 KPSS P93 puanı en az 60 olan adaylar başvuru yapabilecektir. 2017 ve öncesi KPSS puanı kabul edilmeyecektir. Bando sınıflarına müracaat edecek adaylar için KPSS şartı aranmayacak olup, bu adaylardan Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılacak genel kültür sınavından en az 50 puan alanlar değerlendirmeye alınacaktır. Adaylarda alınacak boy kilo şartları: erkek adaylar için boy en az 168 cm, kilo 54 kg ile 73 kg arasında olmalıdır. Kadın adaylar için ise boy en az 160 cm, kilo ise 48 kg ile 66 kg arasında olmalıdır. Adaylarda aranacak sağlık şartlarına göz attığımızda 11 Kasım 2016 tarihli Türk Silahlı Kuvvetleri Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre muharip sınıflar için ek D'de bulunan bir nolu değerlendirme sütununa göre, yardımcı sınıflar için ise yine ek D'de bulunan iki nolu değerlendirme sütununa göre muvazzaf astsubay olur raporu almaları gerekmektedir. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Piyade sınıfına başvuru yapan adaylardan komando olur, paraşütle atlar kararlı sağlık raporu istenecektir. Bunlara ek olarak uçak teknisyeni sınıfına başvuru yapan astsubay adaylarından hava araçlarında görevli olarak uçar raporu, personel kurtarma, arama kurtarma ihtisaslı personel astsubay adaylarından görevli olarak uçar, paraşütle atlar ve kurbağa adam olur raporu istenecektir. Adaylar ön başvurularını 24 Ekim 2019 tarihine kadar Personel Temin Merkezi'nin internet adresinden E-Devlet şifresi ile giriş yaparak yapabilecektir. Şahsen posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar bilgilerini ve tercihlerini müracaat tarihinin bitimine kadar güncelleyebilecektir. 24 Ekim 2019 tarihinden sonra ise sadece ıslak imzalı dilekçe ile güncelleme yapılacaktır. Adaylar mezun oldukları kaynak okul programına uygun olmak şartıyla öncelik sırasına göre istedikleri kadar kuvvet ve sınıf tercihinde bulunabileceklerdir. Sınav seçim aşamaları, fiziki yeterlilik testi ve sözlü mülakat aşamalarıyla ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bilgilendirmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve zili aktif hale getirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar.